bazen düşünüyorum. Daha mı az yorucuydu bisiklet? Sen emret, ben seni İstanbul'a böyle taşıyayım dayı. Eşek ne kadar? Eşek değil mi? Traktör. Aha be Malatya. Yiyorum, güzelleşiyorum. Bu at İstanbul'da herhalde 8-9 tane daire, belki de 10 daire fiyatı. Güzelliğiniz için kaşı giyin, kaşı giyin, kaşı giyin. Peki oğlum, eve gelirken annene çiçek getireyim, öyle mi? Tamam. Tamam oldu, eve gelirken annene çiçek getiririm oğlum. Alo? Heh, öptüm desin bakalım. Ben de öptüm oğlum. Hadi görüşürüz. Alo. Tamam. Hadi görüşürüz, tamam. Eyvallah, sağ olasın. Yani oğlum, para kazanmaya diye gidiyoruz. Daha İstanbul'a gelmeden paraları annene çiçek alıp harcayacağız ya. Ne yapalım? Az önce oğlum telefon açtı. Ayıptır söylemesi. Ellerinizden öper. Eve gelirken dedi, elim boş gelme dedi, anneme çiçek alır mısın dedi. Alalım. Ne istiyor anne? Yapay çiçek seviyor, çiçeğimi seviyor. Yok, şey seviyor, gerçek çiçek seviyor annem. Annem diyorum, aman oğlanın, hanım. İsim nedir? İsmail. İsmail. İndirim yapacaksın ama, değil mi İsmail? Ama yapmasan da canın sağ olsun. Peki, ne alalım şöyle? Spat film verebilirim, kuzmanya verebilirim. Duvar kuzmanya hangisi? Duvar çiçeği ismi... sever mi? Duvar çiçeği, duvar çiçeği duvar sever bizim. Şöyle bari tür çiçekler de var. Bu ama İsmail değil mi? Evet. Bakar mısın? Bu ne? Allah! Bu ne çiçeği İsmail Bey? Bu ne çiçeği İsmail Bey? Bu ne çiçeği? Kuzmanya. Bu ama bir şeftali... Ay! Allah! Bir şey demedim ben, şeftali gibi... Ay, bu adam mevziye işte kuzmanya ya! Kuzmanya da ama! Kuzmanya orada işte! Şimdi bak İsmail Bey... Allah! Dur! Tamam mı? Dur! Mehmet abi geldim! Allah! Bismillah, tamam! Dur! Beni niye soy... Kardeşim... Allah abi! Beni niye soyuyorsun? Kendim soyuyorum! Vallahi dur, tamam! Dur İsmail! Ben kapatayım! Ya şey yaptık, Allah Allah! Allah! Ay, içerisi dolu vallahi. Nasıl dolu? Selam gözümüz seni, vay da. Nerede kocaman kız, ilman göbekte. Aman ilman göbekte. Müşteri gelir. Selam ya, estağfurullah, alkışlanacak bir şey yapmadık. Alkışlanacak hiçbir şey yapmadık. Ne vuruyorsun ya? Ne vuruyorsun? Arkadaş, çiçek almaya mı geldik? Allah. Sopa yemeye mi geldik? Abi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi ya? İsmail harbi vuruyorum sayı. Ama ya bir dur. İşte Allah! Vurma ya! Deyiz! Öğrendim oyunu artık, tamam ya. Gel. gel, tamam. Tamam, estağfurullah canım, ne yapalım, bilmiyorduk biz de. Ama siz de lütfen. Gel ya, bir gel hele, bir konuşalım 2 dakika. Senin dilin ne kaldı? Tamam, bir konu, 2 dakika konuşalım şu. Gel bir 2 dakika konuşalım. Yapma, kurbanım olayım ya. Şey, şeftali diyoruz. Şeftali deyince bana niye vuruyorsun? Arkadaş, onu anlamıyorum ya. Tamam, onu demeyeceğim. O meyveyi demeyeceğim. Bu ne zamandır? Gel İsmail'cim, normal konuşacağız ya. Tamam, ciddi söylüyorum. Tamam. Tamam. Ne zamandan beri bu? Çok uzun zamandan beri. Allah, sıkıştım. Tamam, bir şey yok. Rol dönüyor. Allah! Ya komutanım. Gel yanıma otur, gel. Sıkışıyor mu o zaman? Yok, gel yanıma otur. Sapıyor çizim, gel. Hakikaten gel. Gel zaten. Abi öyle iyi vallahi. Bak, kameraman da da. Bak şu. Tamam, ben de seni seviyorum. Gel öpeyim bak. Öp bakalım. Öpeyim ya. Galiba. Öpeyim ya. Bak şimdi. Ya şimdi öpmüşüm. Yine vuruyor. Ama şimdi öpmüşüm.
misiniz? Bak şimdi ya. Yüksel. Yapmayın böyle abiciğim ya. Bizim bir karizmamız vardı ya. İyi kötü ya. Aman. Aman diyeyim. Peki han evli misin İsmail? Evliyim abi, çoluğum çocuğum var ya. Hanım biliyor muydu? Biliyor, söyledim evlenmeden önce. Sorun oluyor mu? Oluyor, olmaz. Yani hanım merhaba canım falan. Allah. Nasılsın diyor. yani... İsmail'cim. Bak benden vakit sarıp durma. Böyle herkesten makas alır mısın? Alırım, yani? Herkes. Böyle yapmak. Ama böyle yapmak. Ben abi Allah. Bu çiçekleri nereden alıyorsun İsmail'cim? Nereden alıyoruz? İzmir'den alıyoruz, Yoruba'dan alıyoruz. Bir öptü ve geniş olan gam zamanı değildir. Geniş olan gam zamanı değildir. Asmam yıkıldı. Bu at İstanbul'da herhalde 8-9 tane daire, belki de 10 daire fiyatı. Valla tam neresi olduğunu da bilmiyorum sevgili seyirciler ama sol tarafımda, size göre sağ tarafta kayısı ağaçları var. Büyük bir kayısı bahçesi var. Bu taşlar ilginç geldi bana. Bir de nerede böyle şekiller olsa muhakkak bir efsanesi vardır. Acaba var mı? Dayı kolay gelsin dayı. Tamam, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Kayısılarla mı uğraşıyorsun? Evet, kayısılarla uğraşıyoruz. Ne zaman topluyoruz bunları? Bunları Temmuz'un 20'sinden sonra toplayacağız. Demek bir de Temmuz'un 20'sinden sonra geliriz, evet. Biz buraya. Erken mi geldik? İnşallah. Evet. Geliriz. Peki, dayı. Evet. Senin ismin ne dayı? İsmet Karakuş. İsmet dayı. Burası neresi? Burası Gelincik Tepesi. Gelincik Tepesi. Evet. Tepe bura mı oluyor? Evet, orası tepe. Ya nerede böyle Anadolu'yu gezerken dikkatimi çekiyor. Böyle enteresan şekilli taş olsa muhakkak oranın bir efsanesi oluyor. Bu Gelincik Tepesi'nin bir efsanesi var mı? Zamanla düğün olurmuş. Düğüne gelin giderken bak ortadaki gördüğünüz taş tahtıravandır. Zamanla gelinci giderken buraya gelmiş düğün alayı. Evde altın süpürgesini unutmuş. Altın süpürgesini unutmuş. Demiş gitmiş dönmüş altın süpürgesini almış. Buraya gelince annesi demiş ki askerinle leşkerinle taş olasın demiş, taş olmuş. Şöyle bir bakıyorum da köstekli saat muat. Bir ağalık durumu var mı? Ağalık değil, ben de belediyeciyim. Öyle mi? Evet. Belediyeci ağa mı olur hakikaten? Yok, evet. Olmaz. Memurdum yani, emekli. Ha, emeklisin. Evet. Köstekli saat oradan mı? Köstekli saat hacda getirdiler, hediye getirdiler. Kim hediye etti? Yeğenim. Hacda gel. Böyle gördük maşallah. Var mı bağ bahçe dayı? Çok. İsmet dayı. Çok. Var işte ağalık daha ne ya? Yok. Kaç dönüm var? Var. Yani 100 dönümde fazla. Ben bak oradan gelirken zaten kanım kaynadı sana. Yani 100 dönüm kayısı bahçe ama hiç önemli değil. Ben 100 dönümünde falan değilim. Nasıl İsmet abi? İyisin değil mi? Çok şükür Allah'ın keremine. Allah iyilik versin Allah, dayıcım ya. Allah'ın lütfu keremine. Ya olsun. Sen ne mübarek bir adamsın ya. Çok şükür Allah'ın keremine. Yüzünden kerem. Nur damlıyor senin. Kayısı ye ya, kayısı ye ya. Öyle maş. Sen de kayısı gibi tatlı bir adamsın dayım benim ya. 100 dönümü? 100 dönüm ha. Maşallah. Bunun bitişiğinde alt tarafta. 100 dönüm. Yok, orası 100 dönüm değil, orası 60 dönüm. Orası küçük. Yorulduysan sırtımda götürün. Yok, estağfurullah. Yok, dayı. Yok. Gücenirim. Gücenirim. Atla, yok, atla dayı. Sen emret, ben seni İstanbul'a böyle taşıyayım dayı. Kusura bakma, sırtımda kemik olabilir. Ya yeter. Demek buraların ağasısın sen ha. Vay İsmet dayım benim. Ben zaten yukarıdan anladıydım. Ya anladıydım. Sen gel arkadan.
İstanbul'da herhalde 8-9 tane daire, belki de 10 daire fiyatı. Malatya deyince akla Kaysı gelir sevgili seyircilerimiz. Peki Kaysı nasıl yetişir? Burada bir yağmur yok. Gördüğümüz şey bir ilaçlama. Kaysı bahçesindeyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sabahtan beri bununla mı uğraşıyorsunuz? Evet. Bu ilaçlama değil mi? Evet. Ne ilacı bu? Çil için. Çil. Evet, mantar olmasın diye. Demek ki çilli kaysılar da olabiliyor. Onu gösterebilir misiniz bize? Ben yardım edeyim size. Bunu böyle şey yapıyoruz değil mi? Bütün kaysılara. Gördüğünüz gibi çilli kaysı. Ama bu iyi bir şey değil. Tabii. Makbul bir şey değil değil mi çilli kaysı? Çilli olursa tabii ıskarta. Iskarta. Nedir şapkada? Kaplanlar 44 Malatya Spor. Eyvallah. Canımız ciğerimiz abi ya. Eyvallah. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür. Sen nasılsın abi? Allah'a şükür. Kolay gelsin. Hoş geldin. Safa geldin. Bunlar ne zaman meyve verdi? Bunlar 2 aylık. 2 aylık. 2 aylık. Yılda bir kere mi mahsul oluyor? Bir sefer. Ne zaman çiçek açar? Bu işte 2 ay önce çiçeğinde. Nisan'ın sonunda açtı. Ne zaman toplayacağız, ne zaman hazırlayacağız? Tamam, Temmuz'un sonunda, 7. ayın sonunda biter. Bunları zaten kimlere satıyorsunuz dayı? Valla buna 5 tane ihracatçı alıyor, o bir taraflara verirler. Ama nasıl ediler, biz de beleş alırlar. Valla beleş alırlar. Adam başı 7 milyar düşecekmiş bu sene eğer iyi giderse işte. Ne? 7 milyar diyor adam başı, 3 ortak. Burada? Hı. Burada 7 milyar düşecek ama 5 milyar mı adam başı masraf var? 2 milyar kalacak. 2 milyar kalacak. Sen ayda 200 milyon bile kazanmıyorsun dayı. Ne yapak, acımız da ölüyor işte. Değer mi bununla uğraşmaya? Ne yapalım abi? Bunu söktük mi pancar yok, tütün yok, bir şey yok. Ne yapacağız? İşte Malatya'nda kayısı var, başka bir şey yok. Bu sene de ya 1 milyon olur kilosu diler ya 1 milyon 200 olur. Daha fazla olur. İnşallah, inşallah 3 milyon 4 milyon. 4 milyon! 4 milyon! İnşallah, hayır, niyazımız olur. Ya 2 milyon versinler, şimdiken bağlantı yapak ya. Ya pazarlayabilir miyiz al, acaba al, ya? Al. Aslında yani tarlada vallahi da vallahi bir şey yok kardeşim. Ya biz bunu sadece meyve olarak alıyoruz, kayısı olarak yiyoruz dayım. Bu başka bir şeyde kullanılır mı? Vallahi her şeye iyi de. Bizler bilmiyoruz. Reklam yok. Önümüzde 7 tane milletvekili var, ancak burada gitmeyi bilirler. Şimdi kamerada bana çekirdiniz, yayınlayacaksanız söyleyeyim, yayınlamayacaksanız söylemeyeyim. Sen rahat ol canım. Ha, 7 tane milletvekili hangisi gelmiş bir bahçıvancının, bir reşberin yanına? Gelmediler. Hiç gelmediler, ne gelirler oraya? Gelelim o zaman buradan milletvekili. Ankara'yı gördüler mi, unuttular. Fındığın şeyi var, devlete atmış, çaya da atmış, bizim milletvekiller nerede? Peki bu ilacı attık, bundan sonraki aşama nedir? Bundan sonra aşama bekleyeceğiz. O kadar. He, o olanı kadar. Çil ilacı mı olur bunun? Bu çil ilacı, başka yok. Zaten çil de olursa bu 500-600 alır. Toplarken verik. Neye dikkat ediyorsunuz bunu? Valla toplarken branda serik altına. Onun üstüne kayısıyı toprağa değip de ezilmesin, incimesin, suyu akmasın diye. Kendi branda kendine mi düşer? Hayır, hayır, hayır. Biz kendimiz işçinle. İşçinle. Tek tek onları topluyorsun. Onlar tek tek değil. Şöyle dalına vurduğun zaman bu kendi haliyle dökülür. Olduğu zaman. Siz seviyor musunuz kayısıyı? Başka gelirimiz yok. Sevek sevmeyin. Hayır hayır. Yemesini seviyor musun? Tabii abi. Her şeye iyi de. Reklamını yapacak. Bizde kapasitede adam reklamını yok. Reklamını yapalım dayı. Kayısı nelere iyi gelir? Aha reklamlar. Buyur. Ya reklamlar. Şimdi kayısı kolesterolü düzenler. Her şey iyidir. Her şey iyi. Kansere de iyi. Heh. Nefes açıcılığı iyi. Heh. Şekere iyi. Heh. Her şey iyi ama bunun reklamını yapacak. Hayır, Malatya'da milletvekili. Ya bizler ya beklemiyor. Her şeyi devletten bekleme. Kendi reklamını kendin yap. Kendi. Nasıl yapalım? Bayağı yapıştı canım reklamını. Ya her şey iyi. Kalbe iyi. Romatizma gelin iyi. Gelin arkadaşlar. Her gelin, şey reklam iyi. Çekiyoruz. Ya. Buyurun. Ya gelin kardeşim. Niye kaçıyorsun lan? Gel. Milletvekiller. Ben de onları söyleyeyim. Şuraya bir komiki milletvekillerine biraz laf söyleyeyim. Hepsi arkadaşımız. Allah Allah. Hepsi eşimiz dostumuz. Arkadaşımız bizim de canımız. Hepsi arkadaşımız. Ama
O oraya gitmeyi bilirler. Gelsinler Malatya'ya. Buna bir el atsınlar. Ya geçen ya gelmişler. Ben... Yapma sen. He. Evde durmuyorsun. Bütün gün kahvedesin. Gelmiş geçen Malatyalı milletvekilleri. Kim? Seni sormuşlar. Kahveden eve gelmiyor ki. Para mı var kahveye gidek ya? Kahvede gelmişler, kahvede de yoksun. Bu adamlar nerede bulacak seni ya? Ya sen nasıl buldun beni? Buldum. Vallahi onlar arasalar tır bulurlar. Hazır mısın? Evet, hazır mısın? Hazırım abi. Kayısının reklamı dedin. Reklamı çekiyoruz. Reklam oyuncumuz da sensin. Evet abi. Şimdi diyeceksin ki bunu böyle yüzüne yakınlaştırıp abi, güzelliğiniz için kayısı yiyin. Söyleyeyim mi? Tabii ben şimdi çıkacağım Kadır'dan. Moral evet. Bozmak yok. Oyuncumuzun moralini bozmak yok. Gülme yok. Güzelliğimiz için. Tamam. Şu. Sesine de böyle bir reklam şey ver. Güzelliğiniz için kayısı yiyin. Oh. Tamam mı? Beğendin mi filmi? Tamam. Tamam buyur. Güzelliğiniz için kayısı yiyin. Kayısı yiyin. Kayısı yiyin. Kayısı yiyin. Fena değil. Fena değil ama bir de müşteriyi özendirmek lazım. Ben derim ki güzelliğiniz için kayısı yiyin. De bir tane ya özensiz seyreder. Pardon. Onu dedikten sonra. Ha. Dedikten sonra. Buyurun. Güzelliğiniz için kayısı yiyin. Kayısı yiyin. Yiyorum, güzelleşiyorum. Hep beraber kayısı yiyoruz, güzelleşiyoruz. Hep beraber kayısı yiyip güzelleşiyoruz. Kayısı yiyin, güzelleşin. Kayısı yiyin, güzelleşin. Fena değil. Şu an Idrelle'yiz. Arap atı. Hepsi araba. Arap atı değil mi zaten arasındaki fark yok. Arap atı daha ufak yapılı, safta. İngiliz atı daha büyük yapılı ve daha hızlı koşan. Hibrit atı. Yani yarışçı bir atı. Tabii daha yarışçı. Bir şey derler ya, Arap atı sonradan açın. Arap atı hakikaten sonradan mı açın? Arap atı şöyle yani. Normal yürüyüşlerde, uzun yürüyüşlerde devam eder yani şartları daha dayanıklıdır. Ama İngiliz abi her şekilde araba geçmiş. Bunlar annelerin de annelerin de bilemedi. Bilmem. Hayvanı bir ata bir şey vermek istediğiniz zaman avucunuzu kapalı tutmayın, açık tutun. Onlar dudaklarıyla alıyorlar yoksa ısırır. Sevgili seyircilerimiz sizi Batiskap'la tanıştıralım. Bu at 1990 doğumu da bu Polonya doğumludur. Polonya'da doğup sonra Alman Avrupa'ya getirilmiş ve çeşitli yarışlar ve şovlarda kullanılmış. Sonra açık arttırma ile Tarım Bakanlığı bunu Türkiye'ye aldılar. Fiyatını biliyor musun? Fiyatı 400 bin dolara alındı. Pardon? 400 bin dolar alınmıştı bunun fiyatı. Pardon çok özür dilerim Mehmet Ali Bey. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Batiska isimli 1990 Polonya doğumlu olan bu at İstanbul'da herhalde 8-9 tane daire belki de 10 daire fiyatı ya da çok lüks bir semtte bir dubleks fiyatı. Ya da en pahalı arabadan daha pahalı. Peki bunu 400 bin dolar yapan etken nedir Mehmet Ali Bey? Neden bu hayvan 400 bin dolar? Bu
sefer Arabat'ın en güzel örneği. Ve bu yavrularına da aynı karakteri verdiği için Arabat'ın Avrupalılar bu tip Arabat'ını çok seviyorlar. Masraflı bir şey mi? Hayır, yani masraflı değildir. Yani yarışa gitmedikten sonra yemesi ve şeyi azdır. Yani diğer hayvanlar gibi çok seviyorlar. Altın yer. Mutlaka yani sahibine çok yük getirmez, yemesi çok şey değildir. Atları satın alanlar hep yarış amaçlı. Türkiye'de genellikle yarış amaçlı olarak alınır. Avrupa'da hem yarış hem şov. Avrupa yani şova daha meraklı. At sevdalısı almaz mı? Alır mutlaka. Tabii çiftliği ve yeri var ise, yani bir bu işte hayvanları da seviyorsa mutlaka bundan bir yavru almak istedim. Duyduk, magazin medyasında yer aldı. Cem Yılmaz 300 bin dolarlık bir Bentley'e bitmiş. Biz kendisine 400 bin dolarlık Matiz kapı tavsiye ediyoruz. Üstelik benzin masrafı yok. Arkadaşlık değil. Yemeğimize başlıyoruz. Malatya'nın en meşhur yöresel yemeği. Dünyanın en zor şeyi bir inanışla mücadele etmek zannediyorum. Burası Kernek Meydanı Malatya'daki. Şu an Hıdrellez'deyiz ve Hıdrellez'de bu Kernek Irmağı'nın kenarında sağlı sollu hanımefendiler, beyefendiler öğrendiğimize göre 41 tane buğdayı alıyorlar. 41 tane buğdayı atıyorlar suya. Ondan sonra bir dilek yazıyorlar. Dileklerini de suya atıyorlar. Ve o dileğin gerçekleşeceğini umuyorlar. Böyle bir gelenek var. Bizim bildiğimiz, daha doğrusu benim bildiğim Hıdrellezler'de ateş üstünden atlanırdı. İşte ne arzu ediliyorsa, ne isteniyorsa bir kağıda yazılır, çizilir. Efendim işte bir toprağa gömülür, bir taşın altına konulurdu. Malatya'da başka bir gelenek hakim. Bu akarsuya dilekler yazılıyor. 41 buğdaydan sonra atılıyor. Acaba ablamız attı mı? Efendim iyi akşamlar. Tabii konuşulduğu zaman dilek söylendiği zaman gerçekleşmeme inanışının örneklerini görüyorsunuz. Hiç kimse ne dilediğini size söylemiyor. Kaldım duman içi dağlarda. Dilekler hemen diz üstünde mi yazıyorsunuz? Her sene bu dileği diler misiniz? İlk defa geldik. İlk defa? Ha, ilk defa geldik. Hayırlısı olur, gönlünüze göre olur. Sağ olun. Buradan bakınca sevgili seyircilerimiz, imtihanlara hazırlanan talebeler varmış gibi görüyorsunuz. Ama bu talebelerin yaşları biraz geçkince. Burada kağıtlara dilekler mi yazılıyor? Herkes kendi gönlünce ne dileği varsa, kendince arzular, niyetleri varsa ona göre niyetinde bulunuyor. Sonra ne oluyor? Vallahi kimi suya atıyor, kimi gül ağacına gömüyor. Gül ağacı? Evet. Atıyorum, çam ağacı olmaz mı? Yok, gül illaki. Gül Hızır güle gelirmiş yani. Anladım. Mektup mu yazıyorsunuz? Değil, dilek yazıyorum. Dilek? Evet, dilek yani yazıyorum. İşinize karışmış olmayayım ama biraz uzun değil mi dilek? Sadece bana ait değil ama. Dışarıdan telefonla sipariş alıyorsunuz, dilek siparişi. Evet, dilek siparişi alıyoruz. Ablacığım yaz bir Ferrari. Yazayım ben, ya ne yazayım? Yaz bir Ferrari. Efendim, dileklerin yazıldığı masa burası. Ön taraf hemen su, yazan atıyor.
Kaç tane kalmış buğday? Buğdayı valla bilmiyorum. Hepsi bir de dilek gidip atıyorum. Kaç buğday attınız? 41. 41 buğday. 41 dilek ediyor bu. Çok değil mi? Yani işte içimden gelen her şey. Dileklerimi diledim attım. Ne dediniz atarken? Peki sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur yani istediğimiz. Amma gizli söyledin ablanda ya. Sizin de 41 tane miydi? Ha, yukarıda onu öğrendim. Buğday atılırken konuşulmuyor. O zaman biz baş işaretleriyle anlaşalım ablacığım ya da gözlerinizi kırparsınız. Evetse bir kere, hayırsa iki kere gözünüzü kırparsınız. Ben anlarım. Şu an her buğdayda ayrı bir dilek mi diliyorsunuz? Kabul olur inşallah. 41 ayrı dilek mi diliyorsunuz? Sadece kendinize ait dilekler mi bunlar? Abla 41 tane dilek bu yaşta ne yapıyorsun ya? Yok mudur çoluk çocuk için? Oğlan için, kız için, onlar için diliyorsunuz. Gerçekleşir inşallah. Allah gönlünüze göre versin. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. O kadar yedik ki burada aç kalma ihtimaliniz yok. Hıdrellez'deyseniz, Malatya'daysanız Kernek Meydanı'na gelin. Muhakkak karnınız doyar. Kendiniz mi yaptınız efendim? Yok, hazır aldım. Hazır o aldınız. Kadar becerikli değil. Olur mu canım, aşk olsun. Kağıda yazın, atın. Yok, ben okudum. İnşallah ben, güzel. O inanç şey değil yani. Hani, İnanmıyorum yani. Kağıda yazılan şeye inanmıyorum. Siz kağıda yazıp bir şey atmadınız mı? Sizin yorumunuz? Ben duayla. Sadece duayla. Evet. Peki, Allah gönlünüze göre versin. Sağ olun. Allah de. Kabul etsin. Çok sağ teşekkür ederiz. Ehem kurabiyeler, un kurabiyeleri, simitler, küçük simitler, köfteler, en son köfteyi de. Artık akşam yemeği yemeye gerek yok. Allah kabul etsin ablacığım. Sihirli sözcük o. Allah gönlünüze göre versin diyorsunuz, karnınızı burada doyuruyorsunuz. Ağam sen ağaydın daha. Estağfurullah canım, ağalık ne haddi bu? Olmaz, seni ağalıkta attılar mı yoksa? Beni ağalıktan attılar Urfa'da biliyorsun. Yani buraya... Maraba ayaklanmış. Ha, sen... Bana Falakka'yı yatırmışsın beni. Ben en son seni öyle gördüm yani, bilmiyorum. Memleket neredir? Burası Malatya. Malatya mı? Malatya. Şimdi kısmet, sen... olursa buraların da ağası olacağım. Sen şimdi burada bir dilek tut ki seni ağa edek. Beni ağa etmek sizin elinizdeyse ben daha ne dilek? Ebe bizim elimizde. Marabalar şimdi orada bekliyor. Ya hadi topla marabaları, getir burada biraz ağalık edek, keyif edek biraz. Sen ağalık, köye gideceksin, burada olmaz. Olur, şehirde ağalık olmaz, yok. Köyde mi illa? He, köye olur, gidecek. Gideriz. Şalvarı giyeceksin, peçeyi takacaksın. Bir şey bulsak da kessek mi, nasıl etsek? Keselim. İnsan bir koyun, kuzu, koç bir şey getirir ya. Ben şimdi tesadüf gördüm seni burada, yoksa keserdim. Ben alakadar etmez. Seni Falakka'ya yatırmayı düşünüyorum Maraba. Vallahi ağam boynum kılda ince, sen yaparsın. Ben ama bileyim. Ama eğer ben ağalık yaparsam seni de kahya yapacağım yanıma. Allah razı olsun. Sen cümle mi? Allah razı olsun. Ya ağam. Estağfurullah, estağfurullah. Sen artık bundan kelli benim kahya yapsın. En büyük ağa bizim ağa. Sağ ol, gözüm ben. Ha. Her sene gelir misiniz Hıdrellez'de? İlk defa. İlk defa. Evet. O da bize kısmet oluyormuş. Yani. Okuyabilir miyiz? Ha, dua yazmışsınız. Dilek yok mu? Ama yani. İlk defa konuşmamam gerekiyordu ama sizinki konuştum yani. Ne öyle o elinizde tuttuğunuz bana. Ne? Bunlar tane tane seçilmiş olan buğdaylar. Buğday. 41 tane seçiyormuşuz. Kaç tane efendim? 41 tane. 41 tane buğday. Evet. 3 kulvala. 3 kulvala. Elhamdülillah okuyoruz. Evet. Ve teker teker atıyoruz. Atalım efendim. 41 kere atıyor musunuz bunu böyle? Yani evet. Bir tane seçiyoruz ve her defasında bir tane atıyoruz. Evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Tahmin edelim mi ne diliyorsunuz? Yok hayır, o değil. Tahmin ettiğiniz değil. Tahmin edeyim, müsaade edin. Buyurun. İyi bir iş, güzel bir kariyer. Yani. Ya zam. Yani. Zam, patronla daha iyi geçinmek, iş yerimizde, işimizde yükselmek. Yani. Doğru mudur efendim? Yani. Olsun peki, o kadar. Peki. Kanal boyu o dilekler geliyor. Peki finalde ne oluyor? Kolay gelsin. Bu sağlam mı? Sağlam bir şey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Abi ben Hıdrellez'im. Bunların dileklerini şimdi buradan dağıtacağım. Bu Hıdrellez baba. Hıdrellez baba bu. Sen Hıdrellez baba mısın? Dilek mi topluyorsun burada? Sonra okuyor musunuz onları orada? He, okuyor. Gerçekleştiriyor musun dilekleri? Tabii.
Sallamıyorsun değil mi? Ben sallıyorum. Kimdi Idrelles kimdi? Idrelles var arkadaş. Sen mi? Sen topluyorsun değil mi bu şeyleri? Her sene toplar mısın böyle? Tabii bizim şeylerimiz ayrıdır abi. Alıp okuyup atıyor musunuz? Tabii tekrardan geri atıyoruz. Ne dilekler vardı? En vallahi bir arası tanesi çocuk istemiş, bir tanesi de Idrelles. Yok, yok. Allah'ım bu sene hayırlısıyla Mehmet'e evlendiririz nasip olursa. Okuyup atıyorsunuz evet, abi bunları kendiniz. Evet. Abla ne bileyim bir şeyler yapmış. Almazlar. Bunlar ne yapıyor abla burada? Peki sizin var mı sevgiliniz falan? Yok abi ben evli baklı insanım. Sen ya. Evli baklısın. Sen bekarsın. Ben bekarım abi. Var mı bir hanım arkadaş? Çok var ya. Çok var bir de. Çok var abi. Vay benim Brad Pitt'im benim. Vay. Vay Malatyalı yakışıklı kardeşim benim. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Onu katma dur şimdi. Öyle mi? Başka ne dilekler yazmışlar? Biraderim. Efendim başka abi. Neler yazmışlar? Abi valla üniversite kazanmayı tercih etmişler. İşte genel ne bileyim herkes bir şeyler yazmış yani. Herkesin kendi ayrı bir güzellikleri işte dilekleri olmuş. O milletvekili eşim istiyor. Evet. Nasıl istiyor? Valla bilmiyorum resim çizmiş, boy falan çizmiş. Yani isim falan hatta yazmışlar. Bir önceki şeyler görmüştü yani yazılmıştı. Kanal boyunca gençler bunları toplar mı böyle? Abi genelde biz yaparız ya. Yani başka kimse yapmaz. Ben abi bu delilik hiç kimse yapmaz. Bu delilik. Bu delilik size mi ait? Ne zamandan beri topluyorsunuz? Evet, başta 8-9 sene. 8-9 sene. Sen niye topluyorsun bunları? Abi Idrelles benim ben. Anlar mısın? Ne yazmış? Burada bir de Idrelles olduğunu iddia eden kardeşimiz var. İsim nedir? Adımı söylemiyorum. Teyzem yaşlı değil mi? Hay Allah. Yaşlı. Teyzem dur teyzem dur. Dur dur. Ya bu kaç kilo? 24 kilo. Nereden topladın kurban bunu? Topla. Sen kendin mi topladın? Ha. Ne yapacaksın bunları? Fakir de. Kimse bakmadı oğlum, bakmadı, kimse bakmadı. Nerede, çoluğun çocuğun nerede teyzem? Çarşıda. Bakmıyorlar mı sana? Yok. Yalnız mı yaşıyorsun sen? Yok, tamam, ben onları işte, pavukti tanina. İhtiyarım. Ya ihtiyarsın. Ne? Yani ne? Kaç kilo teyzem, Allah'ın aşkına kaç kilo bu ya? Ha, bilmiyorum, valla. Ya bırak Allah aşkına, ben götürürüm onu. Vallahi, uzak mı köy? Vallahi, hayır, hayır, hayır. Hayatta olmaz. Ha, koy, yemin ettim bak, ya. Yemin içtim bak. Yok, vallahi. Hayır, hayır, mümkün değil. Ben sana bunu taşıtmam. Hayır, hayır, taşıtmam. Dağ midyatörde, dağ midyatörde. Koy, yok, yok, yok. Ben götüreceğim. Hayır, hayır, ben götüreceğim. No, no, yok. Ben götüreceğim. Olur mu öyle şey teyzem? He, yok, koy. Bunları yakacak mısın? Ne de kullanacaksın? Fırında mı kullanacaksın? No, ocakta. Ocakta, ocak ha, için. Ha. Ay teyzem ya, saat kaçta çıktın bunları toplamak için? 4 saat. 4 saat. Ha. 4 saattir bunları topluyorsun. Orağını almışsın böyle. Bununla topladın bunları, biçtin. Götürüp ocakta yakacaksın ha. Ha. Ya bunu taşıyacak başka kimse yok mu bu köyde? Beşen var, taşıyorum. Dur, hayır, hayır, hayır. Yok, hayır, hayır, hayır. Yok, yok. Mümkün değil. İyi. Mümkün değil teyzem, olmaz öyle şey. Hiç de öyle, hiç de öyle hafif bir şey de değil teyzem bu ya. Yazıktır sana ya. Şimdi bu manzara esasında büyük şehirlerde çok ufak dertleri büyütenlere ithaf olunur. Yaşını sormadım teyzemin ama bayağı geçkince çocukları da çarşıdaymış. 4 saat bunları topluyor kendisi dağdan. Fukaralık. Ah teyzem. Teyzemizi dağdan 4 saat boyunca topladığı çalı çırpıyla baş başa bırakıyoruz. Ha ama Pınar'dan da su içiyoruz. O kadar yük taşıdık, yorulduk tabii yani. Müzik.
Ya annem bu nedir bu kadınların deşe, ver şunu ver. Nereye gidecek bu? Bu nereye gidecek? Buraya gidecek. Götürelim. Vallahi iyilik yapın, mükafatını önünde sonunda alırsınız. Sağ ol teyzem, Allah razı olsun. Taşıdığınız şurada yarım ton çırpı, ne bileyim bir tane çamaşır makinesi. Ama karşılığı buz gibi, sade, mis gibi, yani dalından koparılmış meyve gibi, kaynağından, pınarından ayran. Bana afiyet olsun, size iyi seyirler. Kolay gelsin. Nasılsın? Allah'a şükür. Ne yiyorsun? Erik mi? Olmamış bunlar ya. Nereden kopardın? Şurada başlayalım. Kaç tane koyun? 100 tane abi, 103 tane. Sizin mi? Yok arkadaşım abi, ben çobanlık yapıyorum. Ne alıyorsun çobanlıktan? 400 milyon alayım aylık. Aylık? Ha. Allah bin bereket versin. Ha, hayırlısı. Geliyorsunuz mu, gidiyorsunuz mu? Valla işte bu ahıra koyacağız. Bir iki gün sonra daha götür. Ama erken çıktınız o zaman. Yok sabah 8.30-9'da bırakıyor. Evli misin? Yok bekarım. 400 milyon maaşla düşünüyor musun evliliği? Ya inan ki düşünmüyorum şimdi. Yok mu bir abla? Ya şu anda yoktur. Vardı da bitmiş galiba, öyle bir şey olmuş galiba. Ya bence vardı, şu anda bitti. Niye ayrıldınız ya, hayırdır? Ayrıldık ha. Ne oldu? Çobana kız vermeyiz durumu mu? Yok öyle bir mesele yok da. Ayrıldı işte. Canı sağ olsun ya. Sağ ol olsun abi. Allah gönlüne göre verir inşallah. Abi. Unutamamışsın ama sen. Yok abi, unuttuk. Çoktan unuttuk. Analı kızlı yemeğimize başlıyoruz. Malatya'nın en meşhur yöresel yemeği. Malatya'da tahmin edebileceğiniz gibi kayısı çok önemli. Peki kayısının envai çeşidini Malatya'da nereden bulabilirsiniz? Şile pazarında bulabilirsiniz. Yani çok özür diliyorum karnı aç olan izleyicilerimiz için, az sonra seyredecekleri enfes görüntüler için ama leziz görüntüler için tanıtacağız. Bu da işimizin bir parçası. Kayısının önce çekirdeğinden başlıyoruz sevgili seyircilerimiz. Alabilir miyiz? Tabii tabii, buyurun. Bademi andırıyor. Bademden biraz daha ufak. Bu neye yarıyor? Böyle alıp yiyoruz bunu. Doğal. Hiçbir işlem görmeden direkt ağaçtan inip kurutulmuş kayısı çekirdeği. Ne kadar sürüyor bunun kurutulması? Bunun kurutulması bir hafta sürmüyor. Açık güneşte evet, kuruyor. Evet direkt. Bir baharat falan koyuyor musunuz? Yok, hiç doğal. Bu bildiğimiz kurutulmuş kayısı. Evet. Tamam. Hemen yanında biraz daha koyu renkli olanını görüyorum. O doğal kurutulmuş. Hiçbir işlem görmeden direkt ağaçtan inip kurutulmuş kayısı. Güneşte. Evet. Şimdi sizi bir dönerle tanıştıracağım. Kayısı döneri. Normalde biz dönerlere alışığız. Kayısı dönerinin bıçağı biraz daha o bildiğimiz et dönerlere göre daha küçük. Ama yine döner formatında, sadece dönmüyor. Kayısının gün grubu. Bana lütfen kızmayın. Ben hepiniz adına tüketiyorum bunu. Tabii biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Abi. Mehmetciğim al ya. Uzak yiyin uzak. Hava, böyle havaya vermedik. Oh! Oh! Görüntü full ulaşabilir, önemli değil. Kameramanımız yemek yiyor da. Bir anlatın bize bunu, nasıl yapılıyor? Kayısının gün kurusundan yapılıyor. İçinde balan tepsisi, havuç, çikolatana karışımıyla yapılıyor. Yok, eritiyor musunuz? Belli yok, bunlar normal duruyor? Harç haline geliyor. Harç haline geldikten sonra pişirilip bu hale alıyor. Nasıl pişiriyorsunuz bunu? Normal fırında bir işlemden geçiyor, buraya geliyor. Bunun ham hali, bu güneşte kurutulmuş doğal hali. Evet. Hiçbir işlem dönerin yok. Ham maddesi. Evet.
Aslında insanın dönemin yarısını en azından bitiresi geliyor. Fakat biz bitirmiyoruz. Niye? Devam edeceğiz çünkü. Başka abicim, böyle hediye tepsisi hazırlıyorsunuz. Bunlar da evet. Kayısılı... Atom. Atom? Evet. O da kayısının gün gurusundan yapılıyor. Dönerin bir değişiği. Sadece dışında fındık, ceviz. Kayısının yağı var, kolonyası var. Kayısı neye iyi gelir onu biliyor musun? Satıyorsun ama. Her şeye iyi gelir. Biz camın şu yan tarafına yazmışız orada. Bu da şansa... Şöyle çok size... Çok güzel bir koku. Abi. Hakikaten çok fresh bir koku. Hiç böyle bildiğiniz normal kolonyalara benzemiyor. Öyle tütün kolonyasına, limon kolonyasına falan benzemiyor. Çok güzel böyle pahalı parfümleri andıran bir kokusu var. İyi kayısıyı nasıl anlayacağız biz? İyi kayısı... Kayısı alıyoruz yani, bunu tüketiyoruz yani. Malatya'daki alıyoruz. Bütün kayısıları iyi. Kötü kayısı yok. Ya bırak bu hemşerim ayın da. Mesela bir kayısıyı tarif et. Alırken nasıl olmalı? Hangisini almalı, hangisini almamalı? En iyi kayısı kabuğu aşıdır. İriliği ve etli olması farkı. Bir örnek görebilir miyiz? Tabii. İdeal kayısıyı tanıtıyoruz şimdi. Evet, şöyle böyle. Rengi sarı olacak. Evet, iri ve etli olacak. İri ve etli olacak. Evet efendim. Siz alışveriş mi yaptınız? Evet, hediyelik. Kime götürüyorsunuz? İstanbul'a. Kardeşlerime. Malatyalı mısınız artık? Değilim, İzmitliyim. İzmit'teyim. Malatya'dan eşiniz var. Memurum ben. Tayin'le geldim ve geri gidiyorum. Ve giderken de hediye götürüyorum. İstanbul'da aynısı var mı? Ben görmedim. Burada yok. Malatya'da gördüm ilk defa ve onlara hediye olarak götürüyorum. Hayatı boyunca 27 bin cenazeyi defneden kişi az sonra, 55 yıldır muhtarlık yapan Abdülhadi Çekirdek az sonra, çok az kaldı, bir saniye sonra, iki adım sonra ve işte şimdi. Abdülhadi Bey nasılsınız efendim? Allah'a şükür, elhamdülillah. Bugün 55 yıldır değil mi muhtarlık? 55 senelik, 1950'den beri iki devre bırakam dedim, alan olmadı. Kimse almadı mı muhtarlık? Almadı size? Kimse. 27 bin defin, 27 bin cenazede bulunmuş. 27 bin defin yoksa 1951'de, 54'te ailem vefat etti. Ondan sonra kendimi cenazeye adadım. Gönüllü olaraktan da içimden geliyor, bırakmayayım da. Ha, cenazeye gidiyorsunuz, içinizden geliyor. İçimden geliyor. Cenazeye gitmesem rahatsız oluyorum. Aleyküm selam, iyi günler. Peki efendim, katılmak isteyip de, çok katılmak isteyip de katılamadığınız bir cenaze oldu mu? Katılmadı olduğumda o zaman da üzülüyüm haber almadığım için. Hemen evine koşayım taziyeye. Ve kimlerin cenazesine katıldınız bugüne kadar? Şimdi İnönü'yü evinde yıkadık hocayla beraber. İsmet Paşa'yı mı? İsmet Paşa'yı. Babasının kabrinden toprak götürdüm. İnönü'nün babasının kabri de Malatya'da, Özal'ınki de. Özal'ın babasının da kabrine toprak götürdüm. Yusuf Özal'ın da babasının kabrine toprak götürdüm. Rahmetli Turgut Özal'ın da cenazesine var. Sergen Özal'ın da babasının kabrinden de toprak götürdüm. En iyi tarafı da başbakan yardımcısıydı Malatya'ya geldiğinde. Evet. Babasının kabrini bilmiyordu. O kim zaman Özal. Rahmetli Turgut Özal babasının kabrini bilmiyordu. O zaman da sıkı yönetim vardı. Sıkı yönetim de beni albay geldi, evimden aldı. Şeker fabrikasında kalıydı. Şeker fabrikası salonuna gittik. Orada tanıştırdı. Elini öptüm. Dedi böyle böyle. Ben de dedim babanla beraber babanın kabrine gidek dedim. Beraber babasının kabrine gittik. 9 sefer babasının kabrine beraber gittim. Ölene kadar. Peki siz kabristanları seviyor musunuz? Yani kabristan benim için bir ev. Yani bir bazıları şey korkar, ürperir kabristanına gitmekten de benim için bir ev sayılır. Gittim. Orada mutlu mu oluyorsunuz? Mutlu yani oluyorum. Cenazeye katılınca kendinizi iyi mi hissediyorsunuz? Mutlu olayım. Diyor, cenazeden bir ferahlık duyayım. O cenazeye hizmet ettiğimden dolayı. Unutamadığınız bir cenaze var mı bugüne kadar efendim? Cenazelerden çok, bir arkadaşımın hasta olduğunu duydum. Tek katlı bir kerpiç evidi. Ona gittim.
Kapıyı çaldım, 16 yaşlarında bir kız çocuğu açtı. Kapıyı açar açmaz, baba Ezrail geldi dedi. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ezrail geldi dedi, ben de tabii ki üzüldüm. Baba da karşıda yatıyor salonda, makatta. Onun üzerine ağlamaya annesi geldi. Annesi dedi ki, kızını kusura bakma içeriye aldı. Kız ağlayaraktan içeri girdi. Ben babasını ziyaret ettim, baba da özür diledi. Arkadaşımdı. 3-4 gün sonra da vefat etti. Yani aslında kızın söylediği benzetmek gibi olmaz da biraz gerçekleşmiş. Böyle hani ziyaretlerine gitmelerinden çoğu şimdi istemiyorlar değil mi? Vesiyet eder. Hasta olduğumda gelmedir. Ha çünkü siz gelince Allah korusun evden bir cenaze çıkıyor. Cenaze aksına geliyor. Hasta olursa gelmediği, ben de hasta olursa gitmeyeyim. Eğer bir vefatını duyarsam yardım için elimden geldiği kadar kabire inerim. Kabirde kendim defnederim. Allah gecinden versin. Yarın öbür gün hak vaki olduğunda Allah gecinden versin. Kendi cenazenize kimlerin katılmasını istersiniz efendim? Vallahi kim olursa olsun o benim için mühim değil. Fakat bazıları sorar elini kime verirsin diye, bu gönüllü işidir. Böyle gönüllü olaraktan kendini adayacak da kimse yoktur. Ondan sonra artık Malatya olaraktan kim bu vazifeye yüklenirse. Malatya'nın diyorsunuz levazım işleri, cenazeye katılım işleri benden sorulur. Benden sonra bir gönüllü aranıyor diyorsunuz. Gönüllü aranıyor, evet. Hayatını kaybetmiş kişiyi tanımanız önemli değil değil mi? Benim için hiç kimse önemli değil. Hiç tepki gösteren oldu mu? Yahu sen kimsin amca, niye geldin? Kıbrıs'ta hoca tepki gösterdi. Dedi ki ben dedemden kalma bu mirası devam edeyim dedi. Ondan sonra ben de dedim yanlışım olursa bana söyle, ben Malatya'dan geldim dedim. Hocayla tanıştık, yakınlık gösterdik. Orduya gidiydim. Fas'ta bir cenaze gördüm. Otobüsten indim. Yol üzeriydi cami. O cenazeyle Fas'ta arkadaşlarla beraber kabristana gittim. Kabristan'da o cenazeyi defnettim. Tekrar otobüse bindim. Şeye geldim. Cenaze gördünüz mü dayanamıyorsun? Dayanamam. Allah muhafaza şurada bir cenaze gördüm. Hemen bütün işimi bırakırım. Mümkünse seyrek görüşelim Abdülhadi Bey. Hayır. Hatta sizi mutsuz edelim biz. Gelirseniz memnun olurum. Ne zamandan beri bu böyle eşek arabalarıyla yolculuk yapıyorsun? Ben 20 sene oldu. Ne iş yapıyorsun sen dayı? Ben başlıyorum. Başlama bakayım. Başka bir şey gördüğüm yok. Bu eşek ne kadar? Eşek değil mi? Pardon. Affedin. Taksi. Ne bu? Ne bu? Taksi işte şimdi. Bu taksi ne kadar dayı? Nesi, parası mı? Onu Allah bilir. Ne alırsın? Bunu ben 200 bin liraya aldım bir sene evvel. 200 milyon aldın? Arabası hariç. Araba ne kadar? Arabada 100'den aşağı vermezler şimdi. Ekonomik değil mi bu? Bir şey yakmıyor bu. Bir şey yakmıyor bu yani, ekonomik. Nasıl yakmıyor? Yani benzin yakmıyor yani. Bu onunla benzinden fazla yiyor. Arpa yiyor. Yapma da zaman yiyor. Arpa yiyor. Benzin ne diyeceğim benzin? Şeye bağladın mı durur. Üstüne bindin mi yakarsın bilmezsin. Yakmazsın. Masraflı mı var yani? Tabii masraflı. Bu yani çalışsa da çalışmasa da yakıyor yiyecek, yani. Yiyecek tabii, yiyecek. Yemez olmaz. Her gün gidip geliyor mu böyle bunlar? Allah'ın önüne sabrını. Ya yerine göre canım istese gideyim, canım istese gitmeyeyim. İşim olsa gideyim, işim olsa gitmeyeyim. Bu Gelincik Tepesi nerede dayı? Gelincik Tepesi arkadaşlar şuraya geldik. Nedir bu Gelincik Tepesi'nin özelliği? Biz bir şeyler duyduk ama bir de senden dinleyelim dayı. Ya ben ne bileyim, zamanında bir paşanın kızını istiyormuş. Evde de biraz eşyalarını unutmuş. Ben yolda onları unuttum demiş. Döndürmüşler. Orada gelmişler. İşte orada ölmüşler. 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 Bir de taş olmuşlar galiba. Anasıyla babası bedda etmiş. Gelmiş taş olmuş. Yaş kaç dayı senin? Tövbe yarabbim. 1341. Ne söyleyeyim ki çıkaramayasın. Hiç göstermedin. 1341. Terslerle bak. Öyle mi? Nerede bahçıvanlık yapıyorsun dayıcığım? Ya Rabbim sen. Bahçede dedim ya. Hani bahçe senin mi? He, o da benim. Ne yetiştiriyorsun orada?
Orada hemen çeşitli çeşitli meyveler var. İşte kayısı var, erugi var, alması var. Gögertsin tükür. Ne bileyim işte. Bahçe büyük müdür? Biraz var. Vallahi. He. Sana ağa diyebilir miyiz yani dayı? Ağa? Yok, ağa deme baba. Ben ağa olamam. Niye? Yok. Ağa ben kimim ki oğlum baba? Dayı bunun bir cinsi var mı? Cinsi? Hı. Yok cinsi. Araboğlu. Araboğlu. İşte kara da. Kaç yaşında bu? 6 yaşında. Bunun ömrü ne kadar dayı? Ömrünü Allah bilir. Tabii tabii. Ortalama ne kadar mesela? Merkezin en fazla yaşayacağını 25-30. Benim de 40 sene yaşım var. Orada sene ölür, gelir, gider. Zor mudur dayı bunun bakımı ya? He? Bakımı falan zor mudur? Arpasını veriyoruz nasıl? Arpasını da veriyoruz, sambanı da veriyoruz, tımarın dediğik. Ne bileyim şey oluyor işte, zibini taşıyor. Ya. Elin ayağın bu senin. Ne oluyor bu daha buna hızlı yeter işte ya. Sevdi seni, sevdi. Sevdi, sende bir çekecek. Böyle kameranın çektiği bir yan var dayıcık. Bahçeye ne zaman gideceksin? Yarın gidiyor musun gene? Gitmem. Yarın da Allah. Yarın cuma bekleyeceğim. He doğru. Doğru, yarın cuma. Olmaz. Hadi gelin gide götürün. Yok dayı sağ ol ya. Valla sen bir çay mı içirin? Ya sağ ol Allah razı olsun. Kahve desen kahve mi içirin? Yol uzun dayı ya. Biz gidelim. Öyle muhabbetimizi ettik, seninle tanıştık. Kolay gelsin dayı, yardım edecek bir şey var mı? Tımardır yok, mımardır. Tamam tamam ben bunu yaparım ben. Biraz ya. Çamurlanmış. Sen korkarsın, elin güne olmasın belki de. Yok ya, huysuz bir şeye benzemiyor bu ya. Ya hoş bir şey, korkar yani bir, içinde uğraşmayan korkar. Yok canım. Ya tımarını mı var mı yaparız ne derdir, yani. Bilmem ne derdir, hepsi olur. Ben arışmışım çünkü, yani, o beni sevmez mi? Olacak senin efendim servis ayağına gelir. Selamünaleyküm. Malatya mı? Canım ücretini tanıttım. Ücret ne kadar Malatya? Gönlünüzden ne koparsın? Kopar canım. Camurdan çarptı mı istiyorsun? Yok yok. Ya kardeş ben de üzerime para almamışım ben ya. Ne olacak? Ne olacak? Malatya'ya da gitmem lazım. Yani lokantada hesap ödeyemezsin. Bulaşı yıkarsın ya. Allah. Arabayı sürebilirim yani. Sürebilir. Tabii o hizmeti veririm yani. Ya kaç paralıksa araba kullanıyor. Ya kardeş kusura bak. Ya kusura bakma unutmuşum parayı. Ne? İşte kaç paraysa kullanırız o kadar ya. Var mı ücretini veremeyen, para üstü alamayan? Ya gidiyoruz dayı ne amma. Ya canına bak Allah Allah. Beğenmeyen insin hemşerim var mı böyle? Ben böyle kullanıyorum. Ben böyle sürüyorum. Bak nasıl solluyor bak. Bak solladığı yere bak. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Abi dörtlüsün var hemen abi. Solladığı yere bak. Bak. Durduğu yere bak. İnsan dörtlüleri ya flaşörleri yakar. Kardeş sen kendine bak ya biraz. Suratını kes sen ya, sabahtan beri ya, bu ne ya? Ne oluyor ya? Bu ne şey yaptınız ya? Ne sağ ya, ne oluyor ya? Ya bir dur ya! Sen ne yapıyorsun ya? Ne oluyor mu, ne yaptık ya? Hakikaten bıraktılar ya. Olmaz ama ya böyle ya. Yolun ortasında adam atılır mı ya? Bir yere kadar ya. Ne yaptım ki ben? Hayır. Onu anlamadım yani.
Kolay gelsin efendim. Nedir tamam. yaptığınız işlem? Kiraz yaprağı topluyoruz. Kiraz yaprağı. Evet. Ne yapacaksınız bunu? Sarma yapıyoruz. Ne sarması oluyor? Ne koyuyorsunuz içine? Ayran koyuyoruz. Üzerine. Ayran içerisinde pişiriyoruz. İlk defa duyuyorum. İlk defa duyuyorum. Bu tarife dikkat. Kiraz yaprağı evet. alınıyor bu. İşte köfte hamuru koyuyoruz içerisine, sarıyoruz. Ayran içerisinde pişiriyoruz. Üzerine de kızarmış soğan döküyoruz. Kızarmış soğan. Adı ne bu yaptığınız yemeğin? Ayranlı köfte. Ayranlı köfte. Hı-hı. Siz biliyorsunuz tabii. Biz bilmiyoruz bunu. Peki bizim duyduğumuz bu yapraklardan pek çok yemek çeşidi yapılıyor. Küçük Hanım şey söyledi bize. Ayranlı. Evet. Yaprak mı ne? Yaprak. Ayranlı yaprak. Yaprak köftesi. Yaprak dolması. Başka hangi yapraktan ne yemekler yapılır? Yani terek yaprağından yapılıyor. İşte birçok dediğiniz gibi kiraz yaprağından, tut yaprağından. Tut yaprağından ne yapıyorsunuz? Ayva yaprağından. Hepsini böyle toplayıp sarıyoruz hepsini karışık bir şekilde. İçine ne koyuyorsunuz? İşte içine yarmak, köftelik yarmak koyuyoruz. Tadı farklı oluyor mu yaprakların? Mesela dut yaprağının... Hepsinin kokusu içindeki... çıkıyor tabii. Hı-hı. Ayvanın hepsinin ayrı ayrı kokusu çıkıyor. Çok güzel oluyor yani. Burada sık yapılır mı? Hı-hı, sık yapılıyor. Peki, çok yaprak yapılıyor. Peki yaprak toplamanın bir mevsimi var mı? İşte mevsim bu mevsim. Bu mevsimde evet. toplanacaksa. Hı-hı. Peki bu yerdeki bu labadalar yok işte ıspanaklar, dereotu bilmem ne. Onların da, toplanma mevsimi. Tabii onlar da bu mevsim. Baharda toplanacak. Baharda. Yani. Evet baharda. Siz her baharda? Her baharda. Yaprak toplarız. Çiçek geçtikten sonra çiçekliyken... Toplanmıyor yani çiçeği dökülür kart diye. Kart mı oluyor o zaman? Yok çiçeği dökülür diye yani el vurmuyoruz. Çilafite kiraz şeklini alınca toplanıyor. Kirazı kaynatıp içiyorsunuz bir de. Siz efendim yapraktan yemek yapıyor musunuz evde? Evet yapıyor aynı şey işte. Sizden de bir tarif alalım. Şimdi kirazlı, kirazdan yapılan o ne? Ayranlı, ayranlı kiraz, yaprak köftesini. Kiraz, ayva, tüt, üzüm hep karışık sarıyor. Karışık. Heh. Onu nasıl yapıyorsunuz ablacığım? Aynısı işte ayranla yapıyor. Ayranın nasıl böyle bir tencerenin içinde ayran var onun ayranı ısıtıyorsunuz? Tamam ayran kaynıyor köfteyi de haşlıyor onu da aktarıyor işte. Oli köfte. Ayranın haricinde başka bir şeyle yapıyor musunuz? Yok. Sonra soğan yağ kavri koyuyor. Lezzetli bir şey mi? He. Ya o kadar anlattınız ki. Acaba hazırda yok mudur? Bu yaprak toplamanın bir inceliği var mı? Ortadan almayacaksınız bir kere onu, koparmayacaksınız ortadan. Hı hı. Körpelerini almayacaksınız herhalde. Hı hı. Başka ne inceliği var efendim? Şey, naziklerden alınıyor. Yani bir ince mi olmalı? İnce olmalı, he. Kart olmamalı şartıyla. Bu olmaz mesela değil mi? Olmaz. Bu da İncesinden olmaz. Olacak. Yani gördüğümüz her yaprak da toplanmıyor. Hı hı, tabii. Hepsi toplanmaz. Böyle senelik mi topluyorsunuz? Her baharda. Bir senelik tamam ediyorsunuz. Tabii öyle toplayan oluyor. Biz şimdi birer sarmalık topluyoruz. Bazıları turşu halinde yapıyorlar. Kışında tuzlu sarıyorlar. Tuzlu suya basıyorlar. Salamura yapıyorlar. Şeyde, üzüm yaprağında asma yapıyorlar. Onun gibi evet. Kışında saran oluyor yani. Çok aynen. lezzetli bir yemek yani. Allah Allah anlat anlat. Bahar yemeği yani. Bu ineklerin muhakkak başında tatlı, böyle aksakallı, hafif yaşlıca bir amcamızın olması lazım. Arıyoruz. Aha ahan da. Hiç yanılmaz. Selamünaleyküm. Bu ineklere sen göz kulak oluyorsun ha dayı. İşte ineklere bakayım. Bahçeye, bazı bahçede yardım ederim. İşte uğraşırım işte. Ev işi. Sen Malatyalı mısın? Yok ben esas Kars'ın Sarıkamış'tayım. Sarıkamış, Malatya nereye? Sarıkamış nerede? İşte 19 olsaydı buralardayım ben. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni? Vallahi zor var. Rüzgara bakarsan dertler çoktur. Hayırdır dayı ya? Ev sahibi vefat etti. Biri, benim oğullarım biri İstanbul'da polistir. Evet. Biri as uzman çavuşu. Evet. İzmit'te. Biri de İskenderun'da kız doktoru, kız da doktordur. İskenderun'da hastanede. Kızın doktor. Evet. Oğlanlardan biri polistir. Biri de asubay. Polis, biri asker. Asubaydır. Deniz asubay. Sen burada inek bakıyorsun. Ben de burada inek bakıyorum.
İşte ayrıldık. Çoktan beridir ayrıldık. Görüşmüyor musun çocuklarla? Yok, hiç görüşmedim. Ne oldu? Niye küstünüz? Ya işte olmadı. Ne yapacaksın? Temel baştan bozuk oldu mu ne olur? Bir ev divarı ki yıkıldı mı hep yıkılır. Temel bozuk oldu işte. Hatalar çok. Ne yapacaksın artık? Hata kimde? Sende mi? Onlarda mı? Eyvallah ne diyeyim? Humar bilmem. İçki bilmem. Haşa hüzrüzden içeri kötü yol bilmem. Kahve bilmem. Çalıştığım müddetçe bir şey bir araya gelmedi. Niye demişler ki damlaya damlaya göl olur, damlamasa ne olur? Sel olur gider. Gölün önü alınmasa sel olur gider. Belki yere gelmiş yere gider. Hani derler ya bir dokun bin ah işit diye, şu anki durum bunu özetliyor. Yani bu söze tam uydu. Peki sen yine de bir seslen ya çocuklarına. Seslesem ne olacağım iş? Ne söylemek istersin? Onlar ne diyeceğim? Onlara oturdum bir güne bir gün gelip yanımda oturmadı ki baba sen niye böyle oldun? Sen durumu niye böyle oldu? Bir oturaydı ben de durumu izah edeydim ona. Aşık Kerem dedi ki yalan dünyanın neyine güveneyim? Kerem'i yandırıp da kül etmedi. Aşık Kerem dedi ki bu dağlar olmasaydı, lalesi solmasaydı, ölüm Allah'ın emri ayrıklı olmasaydı. İstihbarata göre el sanatlarıyla dolu gelmeyen konağında bizden gizli bir tane kına gecesi tertip ediliyormuş. Sesleri takip ediyoruz ve kına gecesinin yapıldığı yere baskına hazırlanıyoruz. Baskın için hazırız. Ben giremem içeri. Bir sürü bayan var içeride. Merhabalar. Şöyle bir bakıyoruz ve hemen... Aa ne? Ah! Şükrüfe teyze! Ah! Teyze! Neredesin kız? Kör olmuyorsun ya! Neredesin ayol sen? Ben senin kucağında büyüdüm ayol! Tabii oğlum! Bana bir daha sümüklü şoray deme, çok bozuluyorum ben! Asker gibisin maşallah, hiç demem! Bir de kakacı makacı diyormuşsun bana! Hayır demem, demiyorum! Nasılsın ayol? İyiyim hayatım, hiç değişmemişsin ya, biraz kilo vermişsin! Acık kilo vermişsin! Vallahi böyleydim ben, öyle attım! Aga yani absürt gün bu kadarı yani bu kadarı. Olur da. Kütahya'da bir kına gecesindeyiz. Karşılaştığımız adama bak. Hey, konnichiwa. Konnichiwa. Ohai gozaimasu. Ohai gozaimasu. Bak, düzgün konuş. Bilmiyoruz diye öyle. Sallama. Nasılsın? Hayır, genki desu. Biliyoruz, biz de biliyoruz. O genki den desu ka? O genki desu. Hayır. Bak bir şey diyorsa bak. Ayıp etme. Nereden geliyorsun? Bağırın çağırlar var ya. Where are you from? İngilizce. Can you speak English? Little? Yaramaz. Biraz biliyormuş. Ben de aşık atamayacağı için. Parlez français? Yeah. No. Where are you come from? Japan. Japan. Yes. Which city? Nagoya. Dedim ki, you know? Orta sahada mı oynuyorsun dedim. Nagoya city. Nagoya. Yeah, middle Japan. Ne Japan? Middle of Japan. Burada ne arıyorsun? What are you doing here? İtalyan'ın Şüküfe teyze bak. Ha, şigoto istemasu. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. What's your job? Dedim ki, işin gücün ne oğlum dedim. Bak, samimiyeti ilerlettik biz. I'm engineer. Machine engineer. Burada machine yok ki. Adam makine mühendisi değil. Kütahya'da ne makinesinin mühendisliğini yapıyor sen? Ne diyor? Sen nereden biliyorsun işi Japonca'yı? Ben onun tercümanı olarak geldim. Para mı alıyorsun bu iş için? Evet. Ne iş yapıyor arkadaş? Ya şimdi şöyle, kendisi makine mühendisi. Kütahya ben. Porseline'e gelen bir Japonca makineyi... Japonca kibar konuşuyor. Ohai masukas. Bize gelince ya şimdi şöyle ne? Ne? Kütahya Porselen için makine kurmaya geldi. Ben de onun tercümanı olarak geldim. Sana ne? O kursun makineyi giysin sana ne oluyor? İşte Kütahya Porselen'dekilerle anlaşamadığı için ben anlaşamıyorlar geldim. Anlaşamıyorlar mı? Dil farkı. Biz anlaşırız. Moruk. Do you know Bruce Lee?
Bunu söylüyor. Ha bunu söylüyor. Bak ben... Alo. Bak Japon mapon demem. Tersin pistir ha. Fonkyu. Biliyor musun? Bunların yoga neydi o sabahları? In the morning yoga? Yoga. Please. Yoga. Tabii Japon adeti. Kütahya adetini biliyoruz. Heh, evet. Hep beraber. Şu Küfe teyze beline dikkat et. Ama Japon makine mühendisi öğretmiş benim. Gelin hanım öğretmiş. Bu ne Japon oturuşu mu böyle? Kim sözleniyor efendim? Biz fazla lafa bölünme. Thank you. Teşekkür ederim. Adam gibi konuş. Teşekkür ederim. Biz ne diyoruz? Arigato. Sen arigato ne? Arigato diyor bana ya. Tabii kültürümüz bu. Kütahya'da kına geceleri böyle oluyor. Fakat bu kültürümüzü internasyonel arenada tanıtmak bizim boynumuzun borcu program olarak. Japonyalara kadar tanıtacağız. Malatyalılar sadece kayısı yemiyor tabii sevgili seyircilerimiz. Enteresan bir yemek adı öğrendik. Şimdi onu nasıl yapılıyor size tanıtacağız. Yemeğimizin adı analı kızlı köfte. Ana kız beraber mi yapıyorlar diye aklınıza soru gelebilir. Onun cevabını hemen vereyim. Hayır, ana kız beraber yapmıyorlar. Tek başına bir hanımefendi analı kızlı köfteyi yapabiliyor. Biz size olmuş halini birazdan göstereceğiz. Birazdan, alo, birazdan. Birazdan. Lütfen. Lütfen. Anlıyorum, acıktın. Tamam. Karnın aç. Kayısıları erittin öğlen yediklerini. Hem nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz, sağ olun. İsminiz? Saadet. Saadet hanımefendi. Bizi analı kızlı köfteye neden analı kızlı köfte dendiğini söyler misiniz rica etsek? Eskide işte Malatya yöremizin meşhur yemeği analı kızlı. Yani ana kızlarını yanına alırmış. Beraber analı kızlı yapmaya başlarlarmış. Küçük kızlarını kızlara yaptırıyormuş, çocuklarına yaptırıyormuş. Büyüklerini kendisi yapıyormuş.
O zaman biz usule mesela uygun yapamayacağız. Çünkü bir kız çocuğu lazım bize. Kızlar kızı küçüklerini yapıyorlarmış. Anneler de büyüklerini yapıyormuş. Bu ismi o yemeğe, bu ismi o yüzden vermişler. Evet, analı kızlı köfte yapacağız da anamız hazır bir kız lazım. Mümkün mü acaba? Kız rolü oynayacak biri var mı oralarda acaba? Yok. Siz efendim? Kız rolünü oynamıyorsunuz. Vallahi ben de oynamam. Onu söyleyeyim baştan. Baştan söyleyeyim yani. Olur ha. Mutfakta bir kızım var. Derhal. Analı kızlı köfte demek ve ben bilmiyormuşum, ismini oradan alıyormuş. Anne ile kız beraber yapıyorlarmış, ismi ondan analı kızmış. Ben de zannettim ki yanında büyük köfte var, bir de küçük köfte var. O ya, küçük köfte kızı, büyük köfte anayı temsil ediyor zannettim ben. İşte anne ile kız birlikte yaptığı için bu ismi vermişler. Evet, köftemizi yapmaya hazırız. Malzeme listesini sayıyor bize Saadet hanımefendiciğim. Malzeme şimdi listemizi malzeme nedir listemiz efendim? Orta bulgur, evet, tuz, su, kıyma, un ve yumurta. Değil, ve yumurta değil. Yumurta ve kız. Önce de anne, sonra da anne, sonra analı kızlı köfte için bir de kız çocuğu lazım. Alalım kız çocuğumuzu da. Kız çocuğu dedik ama maşallah askerliğini yapmış bir ablamız geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. İsminizi bağışlar mısınız? İsmim Şevval. Şevval Hanım, siz Saadet Hanım'ın kızı mısınız? Evet. Buyurun Saadet Hanım. Malzememizi saydık. Şimdi yapmaya başlayalım. Tabii. Bu kız kukuma kuşu gibi oturacak mı yoksa onda bir aktivite zaten olacak mı? İşte kız olmadan ben yalnız yapamam ki. Ben anneleri yapacağım, o da kızları yapacak. Biz yalnız de olmadan yarın öbür gün baba oğul köftesini icat edeceğiz. Babalar ve oğullar yapacak bunu. Buyurun efendim. Şimdi analı kızlı yemeğimize başlıyoruz. Hamurumuz hazır. Siz şimdi hamur mu diyorsunuz bu harca? Hamur diyoruz. Hamur diyorsunuz. Peki. Köfte hamuru. Şimdi açmaya başlıyoruz. Ben anasını yapacağım. Kızım da kızlarını yapacak. Ana kız köftesinin en püf noktasına geldik. Büyük olan kısımlar ana köftenin ana bölümünü, küçük olanlar kız bölümünü oluşturuyorlar efendim. Harcı da tarif edelim size zahmet. Harcı da soğanı küçük küçük doğruyoruz. Kızartıyoruz. Ama fazla yağlı olmayacak kızarırken. Kızarttıktan sonra kıymasını koyuyoruz. Kıymayla da iyice kızardıktan sonra baharatlarını koyuyoruz. İşte pul biber, karabiber, yedi türlü tuz ilave ediyoruz. O içi yaptığımız, hazırladığımız bu içi soğumaya bırakıyoruz. Yani soğumazsa köfteler dağılır. Evet, soğuk konacak. Yoksa dağılıyor. Yavaş gidiyorum. Benden duymuş olma da. Az ya o kadar da olsun. Öğrenebiliyor musunuz efendim? Evet. İyi görülüyor mu orada? Açık tribünden hadisemize yoğun ilgi var. Hazırladıktan sonra işte tencereye bir miktar yağ koyuyoruz, sıvı yağ. Hı. Zeytin, ayçiçek. Fark etmez, sıvı yağla yapıyoruz da biz. Yani tereyağı da konabilir. Hı. İsteğe bağlı, tereyağı, sıvı yağ. Eritiyorsun, bir miktar da salça koyuyorsun. Salçayla kızardıktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Kaynadıktan sonra bu köftelerimizi içine bırakıyoruz. Ne kadar kalacak onda? 15-20 dakika kaynarsa pişmeye hazırdır yani. Evet, ana kız o köfteleri yapa dursunlar. Biz tarifini aldık. Bir de size bitmiş halini gösterelim efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Siz tabii kokusunu alamıyorsunuz. O anlamda şanssızsınız. Tabii affedersiniz, henüz öyle bir teknoloji de yok. Ekrandan elinizi uzatıp yiyemiyorsunuz. Fakat biz bunu yapabiliyoruz. Ama seyirci olan saygımızdan bunu yapmayacağız. Ağzımızın suyu da aksa biz bu yemeği yemeyeceğiz. Yemeden duracağız. Elimiz gitse de öbür elimizle müdahale etmek suretiyle bu çekip yapma. Seyirci var orada. Onlar yiyor mu? Yemiyor. Sen de yemeyeceksin. Bu terbiyesi. Bu terbiye. Bu gidecek illa. Arsız bu, arsız. Şunu eğitemedim.
şu şu var, sana var ya. Malatya turumuz devam ediyor. Çok teşekkür ederiz Saadet Hanım. ...16 Mayıs 1991 yılında Malatya'ya gelen sel felaketi, o selin getirdiği kaya. Bundan çok daha büyük, belki de bu kayanın 2-3 katı büyüklüğünde kayalar varmış. Köprü var, o köprünün üzerinden de aşarak gelmiş bu kayalar. Selin gücünü anlamanız için söylüyorum. Birazdan dünyadaki sadece 3 şehirde olan bir su kaynağına gideceğiz. Dünyada 3 ilde böyle bir kaynak var. Özelliği ne mi? Onu da artık kaynağından anlatacağız. Malatya'da Pınarbaşı Kaputaş'tayız sevgili seyircilerimiz. Belki Malatyalılar da bilmiyorlar. İçtikleri su, musluklarından akan su hiç arıtılmadan, hiçbir işleme tabi tutulmadan kaynağından direkt evlerine ulaşıyor. Bu su tam olarak nereden kaynıyor? Gerçi onu birazdan göstermeye çalışacağız. Yukarıda kayalarda kaynıyor. Kaç litre saniyede? Saniyede 2000-2500 litre arası, mevsimine göre değişiyor. Yazın azalıyor. Evet, yazın azalma oluyor biraz. Kaç kişiye yetiyor? Yaklaşık 550 bin, 600 bin nüfusu idare ediyor. 600 bin nüfusun su kaynağındayız sevgili seyircilerimiz. Peki sadece Malatya'ya mı gidiyor bu su? Hayır, 9 belde, 2 ilçe bir de merkezi idare ediyor. Bir o kadar da olsa belki idare edecekleri. Yok ya, o kadar da fazla, bahar mevsiminde biraz çok. Şu ana kadar bir sıkıntı geldi mi içeride? Yok, bu mevsimlerde yok. Güze doğru biraz sıkıntı oluyor. Başka da yok sıkıntımız. Cennet vatanımız diye boşu boşuna söylemiyoruz sevgili seyircilerimiz. Burası Allah'ın bir lütfu, yerin altından, kayaların altından bir su fışkırıyor. Bir menba var burada ve hiç arıtmaya gereksinim duymadan biz bu suyu içiyoruz. Yani daha doğrusu Malatyalılar ve civarındakiler içiyorlar. Tertemiz içilebilecek bir su. Dubai'de 7 yıldızlı Burj El Arab oteli var biliyorsunuz. Dünyanın en pahalı, en lüks oteli. Ama orada içme suyu için milyonlarca, belki de milyarlarca dolar harcıyorlar. Deniz suyundan, tuzlu sudan içme suyu elde etmeye çalışıyorlar. Halbuki bizim özellikle Malatya'da bulunduğumuz yerde yerin altından çok büyük bir zenginlik fışkırıyor. Şimdi soruyorum, acaba Dubai mi daha zengin yoksa biz mi? Burası bir karpuz tarlası.